İşin uzmanı olmayanların bu mağazada satılan sahte malları gerçeklerinden ayırması zor. Ancak güvenlik kuvvetleri doğru yere baskın düzenlediklerini biliyor. Ele geçirilen kolyelerde futbol takımlarının sahte formaları var. Ulusal Futbol Federasyonu bu tür sahte mallar yüzünden her yıl milyonlarca dolar zarara uğradığını söylüyor. Sadece geçen yıl ele geçirilen sahte malların değeri 14 milyon doların üzerindeydi. Bu sadece ele geçirilen mallar. Bir de ele geçirilemeyenler var. Sahte mallara genellikle sevkiyat sırasında el konuluyor. Chicago Havaalanı'ndaki Uluslararası Posta Merkezi'nde Amerika Gümrük ve Sınır Muhafaza Dairesi görevlileri şüpheli görülen kolileri incelemeye alıyor. Bazı sahte malları gerçeklerinden ayırmak çok kolay. Mesela bazı kötü taklitlerde marka isimleri yanlış yazılmış olabiliyor. Yetkililer önemli spor karşılaşmaları öncesinde sahte mal trafiğinin arttığını söylüyor. Sahte formalar ve diğer aksesuarlar genelde stadyumların önündeki seyyar satıcılarda veya en yakındaki bit pazarında satılıyor. 80 dolarlık bir formayı buralarda 40-50 dolara alabiliyorsunuz. Yetkililer sahte mal trafiğini tamamen önlemenin en iyi yolunun tüketicileri bu konuda bilinçlendirmek ve orijinal satış noktalarından alışveriş yapmalarını sağlamak olduğunu söylüyor. Hologramlı etiketleri veya logoların dikiliş tarzındaki ayrıntıları anlayabilmek de alıcıları sahte mallara karşı koruyabilir. Göçmenlik ve Gümrük Dairesi Genel Müdürü John Morton, sahte malların genelde Asya'dan geldiğini söylüyor. Çin'den gönderilen sahte malları ele geçirme konusunda başarılı operasyonlar yaptık ama daha fazlası gerekiyor. Uzmanlar, bir malın fiyatı inanılmaz ölçüde düşükse sahte olma ihtimali yüksektir uyarısında bulunuyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.